Bitcoin'de yılbaşı rallisi geliyor. Matrix Board 56 bin dolar için bu tarihi işaret etti. Adındaki haberi inceleyeceğiz ve duruma bir göz atacağız. Biliyorsunuz Matrix Board 56 bin doların 2023 yılı bitmeden önce gelebileceğini iddia ediyordu. Tabii bu imkansız değildir. Yani 56 bin dolarlar görülebilir mi? Görülebilir ama yine de ben olacağını çok fazla zannetmiyorum. Yani bu şekilde olacağını pek sanmıyorum. Şimdi 56 bin dolarların görülmesi için bence ETF onayı lazım. Evet, ETF'ler onaylanmadan önce de piyasa güçlü mü? Doğru, güçlü. Ama yine de 56 bin dolar gibi fiyatların yani bu kadar ciddi bir piyasa değerine ulaşılması, aynı zamanda tabii ki altcoin'lerin de yükseleceği bu zaman diliminin gelmesi için ben muhakkak ETF'lerin onaylanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir ETF onayı 56 bin dolar gibi fiyatları getirebilir ve altcoin'lerin de bunu sağlıklı bir şekilde fiyatlamasını sağlayabilir kanaatindeyim. Yani şu anda kişisel beklentim budur. O yüzden ben bunun 2023 yılında olacağını çok düşünmüyorum. Fakat 2024'ün ilk başlarında olabilir. Çünkü SEC ETF'leri 2023'ün başında, Ocak başında kabul ettikten sonra o zaman yaşanabilir işte. Fed Kasım ayının faiz kararını açıkladı ve beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Aynen %96,1 oranda statükoyu korumaları bekleniyordu. Aynen bu oldu. Faiz kararı sonrasında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise diyor, Fed'in son 40 yıl en agresif faiz artırım sürecini tamamlamış olabileceğinin sinyalini verdi. Tabii doğru, son 40 yılın en agresif faiz artırımı, burası doğrudur. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu kadar agresif faiz artışları yaşanırken piyasanın ayıda olmasına rağmen hele ki 2023'teki bu yükselişlere dikkat çekmek lazım. Fed biliyorsunuz çok fazla ekonomiyi ve dünya genelini inim inim inletti. Ancak bunlar olurken bile Bitcoin oldukça minimal diyebileceğimiz düşüşler yaparken 2023'ün şampiyonu olmayı da başardı. Dolayısıyla riskli bir varlık, işte bu şartlar altında çok düşer diye bakılan Bitcoin aslında Fed'in faizleri artırmaya devam etti. 2023 yılında şampiyon oldu ve %110-115 gibi fiyat yükselişleri gerçekleştirdi. Bunlar da çok önemlidir. Aynı zamanda Powell'ın açıklamaları zirveye gelinmiş olabileceği, yani daha fazla faiz artışının gerçekleştirilmeyeceği beklentisi, dolayısıyla faizlerin azaltılacağı tarihe kadar, hiç değilse bundan sonra piyasanın başı biraz daha ağrımadan ilerleyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu noktada Powell'ın güvercin kabul edilen açıklamalarından sonra lider kripto para birim Bitcoin 35.900 dolar seviyesine çıkarak son 17 ayın zirvesine yükseldi. Aynen. BTC'deki bu yükseliş yatırımcıları sevindirirken bir güzel haber de Matrix Port'tan geldi. Bu arada tabii BTC bu noktada yine de kalıcılık sağlayamadı. Yani 34.600'lerin üzerine attı. 36.000'lere kadar sert yükseldi. Fakat devamında bu pozisyonlarda tutunamadı ve bir oturma hareketi gerçekleştiremedi. Hatta şu anda bakın 4 saatlikte MA50'nin altında. Nitekim bu kapanışı yaparsa, yani 4 saatlikteki kapanış 34.400'lerin altında gelirse daha fazla geri çekilme beklentimiz oluşacaktır. Muhtemelen dead cross'la birlikte ortalama ilk etapta 33.600'lere kadar bir geri çekilme süreci yaşayabileceğimiz anlamı taşıyacaktır. Buna da dikkat edelim. Aslında burada da genel olarak gösteriyor ki piyasanın önünün açılmasına rağmen BTC'nin kalkışı verememesi hala ETF'ler aracılığıyla katalize olmayı, katalize edilmeyi bekleyen bir Bitcoin sürecine işaret ediyor.
Bitcoin'in son aylarda devam eden yükseliş momentumunu sürdürülebileceğini belirten Matrixport, raporu momentum BTC 31 aralığa kadar 56 bin dolara yükseltebileceğini söyledi. Dediğim gibi ben 56 bin doların 2023 yılının içerisinde görüleceğini düşünmüyorum. Ama 2024'ün başında çok da erken aşamasında görülebileceğini düşünüyorum diye altını çizebilirim ki zaten 56 bin dolarlara yükselen bir Bitcoin olduğu zaman artık bu işin devamı için öyle çok fazla bir zaman kalmadı. Yani artık ATH'a bile gidebilir yorumunu yapabileceğimiz bir süreç başlar. Matrixport'a göre Bitcoin tarihsel olarak Sir Isaac Newton'ın 3. hareket yasasına göre oluşan boğa piyasasının dışarıdan bir güç etki etmedikçe hareket halinde kalma eğiliminde olduğu modeline göre hareket etti. Bu noktada BTC modele göre 2023 yıl sonuna kadar 56 bin dolara kadar yükselerek bu modeli tekrar edebilir. Diyor ki Isaac Newton'ın 3. hareket yasası yani dışarıdan bir etki olmadıkça ivme korunacaktır. Tabii sürtünmesiz ortamda. Tamam mı? Fizikçiler bizden iyi bilecektir muhakkak. Dolayısıyla söylediği doğru. Yani Bitcoin'in içsel yükseliş potansiyeli dediğimiz husus var ya, adam işte tam da buradan bahsediyor. Bu konu hakkında konuşuyor. Dışarıda bir müdahale yoksa, eğer piyasa Bitcoin'in lehine ise Bitcoin yükselecektir diyor. Ama bir şeyi kaçırıyor. Fed'in faiz artırmıyor oluşu BTC üzerinde baskı olmadığı anlamına gelmiyor. Hala dolar paritesi yüksekse paritede Bitcoin düşük demektir. Yani Fed statükoyu koruması bile faiz oranlarının yüksek olduğu ve doların dolaşan arzının düşük olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla BTC'ye hala etki ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu önemli olacaktır. Tamam mı? Tabii artırmasından iyidir. Ama sonuç bu. Hani etki etmediği anlamı taşımıyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. İkinci olarak ETF beklentisi var. Tabii ki ETF'ler gelmedikçe tam anlamıyla dışarıdan bir para gelmiyor. Dolayısıyla bu da bu şekilde bir durum. Sir Isaac Newton 3. hareket yasasına göre oluşan modele göre bir yılın zamanına kadar en az %100 artış gösterisi genellikle ilgili yıl ortalama %60-65'lik yıl sonu yükselişleriyle daha yüksek bir seviyede tamamlaması ihtimali yüksektir diyor. 18 Aralık'ta zirveye ulaşma eğiliminde olduğundan Kasım başından Aralık'a kadar diyor. Yani dediğim gibi ben çok fazla böyle olacağını zannetmiyorum yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.